Aksaray Ziraat Odası Başkanı Sayın Emin Koçak bizlerle birlikte. Emin Bey, günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler, sağ olun. Şimdi maliyetleri artan çiftçi para kazanamıyor ve para kazanamadığı için de bankalara olan borçlarını bir türlü ödeyemiyor. Her geçen gün borç miktarı artıyor. Zaman zaman erteleme talepleri var ama bir türlü yanıt bulmuyor. Ne olacak bu çiftçinin borçları Emin Bey? Ben öncelikle teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Ben teşekkür ediyorum. Sesinizi de biraz kısıtlı alıyorum ama yanıtlamaya çalışacağım. Tabii tamam. Çiftçinin şu anda girdi maliyetleri ciddi şekilde yüksek. Çiftçimiz, üreticimiz şu anda tohumunu ekiyor. Tarlada, sahada geçmiş yıllardaki borçların altında kaldı zaten. Bu sene de aynı şekilde. Üreticimiz ciddi şekilde borçlu, girdi maliyetleri yüksek. Biz üretici temsilcisi olarak bir an önce geçmiş borçların faizlerinin silinmesini istiyoruz. Mevcut borçlarının da faizsiz bir şekilde 2 yıl ödemesiz ertelenmesini istiyoruz. Üretime destek verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bakın, geçtiğimiz kış sezonunda ne yaptık? Belediyeler İstanbul'da, orada burada hükümetimiz pazarlar açtı. Yani domatesi fiyatı tüketicimiz daha ucuz tüketsin diye üreticiden tüketiciye bir marketler açtı. Bunlara fırsat vermemek için üreticiyi ciddi şekilde destekleyip bol ürettirmek lazım. Üreticiye de sahip çıkmak lazım diyorum. Elektrik hakeza ciddi şekilde fiyatları yüksek. Gübrenin ciddi şekilde fiyatları yüksek. Mazot ona keza. Bir de bu da yetmiyor. Faizler zaten yeterince yüksek. Şu anda üreticilerimizin tüm tarlaları bankalarda, gerek özel bankalar olsun, gerek devlet bankası olsun, hepsi, tüm mallarımız orada ipotek altında. Borç ödeme sezonu geldi. Şu anda ödeme sezonu. Aldık, ödeyeceğiz. Ama şu anda ödeyemiyoruz. Üreticimiz kara kara düşünüyor. Bir an önce, hatta bugün itibariyle borçların ertelenmesi acil bir şekilde gerektiğini düşünüyorum ben. Evet. Ya değilse üretecek ne çiftçi bulabiliriz köylerde, ne de çalışacak insan bulabiliriz köylerde. Bu da ülkemize ciddi şekilde sıkıntı yaratır. Şimdi Emin Bey, şunu da sormak istiyorum. Sesim umarım şu an daha sağlıklı ulaşabiliyordur size. Evet. Çok güzel. Şimdi Aksaray nüfusunun %80'i tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor. Yani neredeyse tamamına yakını tarım ve hayvancılıktan geçimini sağlıyor. Ancak bu saydığınız kriterler üretimi nasıl etkileyecek? Yani bir kısmı çiftçinin belki icralık da olmuştur, iflas edenler vardır. İşin bir de üretim ayağı var. Bu yeni sezon için üretmeyi düşünüyor mu çiftçi bu olumsuzluklar altında? İşte üreticiyi tarladan kaçırmamak için az önce belirttiğim gibi destek olması lazım. Zaten ilimizin %80'i tarım ve hayvancılıktan geçinen bir il. Bunun da geçmiş yıllarda borçlu olduğu için yani bu sene üreticimiz şu anda borçlarını ödeyemiyor. Ne tarım krediye ödeyebiliyor, ne Ziraat Bankası'na, ne özel bankalara ödeyebiliyor. Günlük biz oturduğumuz yerde 40-50 tane çiftçi geliyor. Borçlar ne zaman ertelenecek, ne zaman yapılandırılacak diye. Biz borçların bir an önce yapılandırılmasını ve ertelenmesini istiyoruz. Özellikle şu anda tarım kredinin faizini hepimiz biliyoruz. Tarım kredinin faizleri ciddi şekilde yüksek. Tarım kredilerin üreticiye sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum ben. Üreticiye faizli değil, üreticiye faizsiz bir şekilde gerek gübre olsun gerek tohum olsun. Şu anda ekim sezonu içerisindeyiz. Üreticimiz tarlalara gidip de tohum parası bulamıyor, gübre parası bulamıyor, mazot parası bulamıyor ki ekesin yani. Bey, şimdi malum bu aslında sadece Aksaray çiftçisinin değil, Türkiye çiftçisinin sorunu. Bu konuyla ilgili başta siz veya işte Sayın Genel Başkan Şemsi Bayraktar olmak üzere birçok defa bu konuyu dile getirdiler. Hiç bölge milletvekilleri olur ya da bakanlık yetkilileri olur, size hiç ulaşan oldu mu bu konularla ilgili? Tabii biz ilimiz milletvekilleriyle sık sık görüşüyoruz.
Ama şu anda somut bir şey yok. İnşallah önümüzdeki günlerde olur diyorlar. Ben sizin aracılığınızla da tabii genel başkanımıza teşekkür ediyoruz. O da gece gündüz sahada üreticinin dertlerine dertleniyor. Milletvekillerimiz de inşallah bu konuyla ilgili ilgileneceklerini düşünüyorum. Ama ilgilenmezlerse gerçekten çiftçimiz ciddi şekilde sıkıntı içerisinde. En kötü ihtimali bir de şu var yani. Elektrik de üreticimizin belini büküyor. Bizim aylık gelirimiz yok. Biz yılda 2-3 sefer harman kaldırıyoruz. Ama elektriği ayda ödüyoruz. Bizim burada 300 milyar, 500 milyar, 500 bin gibi rakamla para ödeyen çiftçilerimiz var. Aylık ödüyorlar. Biz bu konuda da ciddi şekilde müzdaribiz. En azından yılda 2-3 ödemeli olursa üreticimiz ciddi şekilde rahat eder. Tabii rahat edebilmesi için de girdi maliyetlerinin de ciddi şekilde düşürülmesi gerekiyor. Yeni desteklemeler açıklandı. Evet. Biz açıklanan desteklere şu an için iyi olabilir ama 2 gün sonra her şeye ciddi şekilde zam geliyor. Ve alacak ne paramız var ne gücümüz var. Bütün tarlalarımızda aşağı yukarı tüm bankalarda ipotekli şekilde. Evet, destekler açıklandı dediğiniz gibi ama böylesine olumsuz durumlar karşısında çiftçinin de eli kolu bağlanmış oluyor. Şunu da sormak isterim size Emin Bey. Şimdi şöyle bir rakamsal boyutu da var bu işin. Şu an için çiftçinin borç miktarı 108 milyar liraya ulaşmış Türkiye genelinde ve 5000'e yakın çiftçi de şu an icralık olmuş durumda. Aksaray'da peki bir rakam vermeniz gerekirse, varsa tabii net bir bilgi, hiç iflas eden ya da icralık olan çiftçi sayısı belli mi size ulaşan rakamlar? Şu anda ciddi şekilde hani belirgin yok ama bankalarla, tarım krediyle yani üreticinin borçlu olduğu yerlerle görüşüyoruz. Bu aydan sonra yapılandırma gelmezse, çiftçiye nefes alma destek verilmezse Aksaray'da da ciddi şekilde hem icralık olacak hem iflas edecek çiftçilerimiz çok yakın. Çok, tabiri caizse şu anda bir kılın üzerinde yani bir saç telinin üzerinde bekliyor. Eğer bir ay içinde nefes alınacak bir destek verilmezse %20, %30 gibi bir çiftçimiz batacağına ben şimdiden inanıyorum yani. Tabii inşallah böyle bir şey olmaz ama üreticimiz şu anda çok sıkıntı içerisinde. Ve temennimiz bunların düzelmesi, bu olumsuzlukların yaşanmaması ama ortada da bir realite var ve bir an önce bahsettiğiniz gibi bir erteleme ya da işte yeniden bir yapılandırma yapılırsa herhalde çiftçi de rahat bir nefes alacak. Kesinlikle. Bakın şunu örnek vermek istiyorum. Lütfen. Tabii organize sanayideki üreten insanlar da bizim insanlarımız. Bakın organize sanayide sanayiciye desteklemeler veriliyor. Elektrik desteği veriliyor. İş kurdan iş elemanı desteği veriliyor. Ondan sonra indirimli krediler veriliyor. Bizim fabrikamızda tarlalar. Evet. Tarlalar. Bize de iş kurdan olsun, elektrik desteği olsun. Elektrik desteği tamam, indirimler var. Ama ödemelerde ciddi şekilde kolaylık sağlanmasını istiyoruz. Köylerimiz boşaltılıyor. İşçi bulamıyoruz. Yere geldiğinde iş kur elemanlarının aynı şekilde sanayiciye verilen destekler üreticimize versin. Üreticilerimizin gençleri de, köydeki kalan gençler de köyde, tarlada, tapanda ki çalışan çiftçilerimize destek olsun diyoruz biz de. Bir de Bağkur primini ödeyemiyor değil mi çiftçi, para kazanamadığı için? Ya şu anda kazanamıyoruz. Evet. Burada hani borçlarımızı ödeyemiyoruz. Nasıl Bağkur, doğru, Bağkur ödeyeceğiz? Çok önce doğru. Borçlarımızı ödememiz lazım ki daha sonra kendimize yani sosyal güvencemizi yatırmamız gerekiyor. Evet. Vallahi Emin Bey, hep dile getiriyorum her yayında ve sizler gibi değerli isimlerle de zaten konuşuyoruz. İnşallah vakit kaybetmeden, bir saniye bile kaybetmeden bu borçlarla ilişkin yeni bir düzenleme yapılır. Biz de sürecin takipçisi olacağız. Çok teşekkür ediyorum size. Kesinlikle katılıyorum size. Bakın, eğitime verilen para boşa gider mi? Asla. Gitmez. Üreticiye verilecek para da boşa gitmez. Çok doğru. Üreticiye ciddi şekilde destek verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bak bir de şu anda tohumlar ekilecek. Evet. Üreticimiz kara kara düşünüyor. Bir de şu an yağışımız yok. Şimdi de yani, kuraklık kısmı var. Doğru. Su kaynaklarında sıkıntı var zaten. Bir de kurak gidiyor bu dönemde.
Kuraklık gidiyor. Evet, işte bu sene içerisinde tabii gelen Allah'tan iki tane, üç tane afet yaşadı Aksaray evet. bölgesi. Bir 25 milyon gibi, bir 12 milyon gibi bir afet yaşadı. Zaten üreticilerimizin ciddi şekilde ürettikleri ürünü, işte tolu olsun, yağmur olsun, don olsun, burada kaybettik. Tabii bu Türkiye genelinde lokal bir şekilde bazı bölgelerde var. Ama Aksaray bölgesinde ciddi şekilde bunu yaşadık. Biz idarecilerimizden sizin de belirttiğiniz gibi bir an önce hemen borçların yapılandırılması, ertelenmesi ve desteklerin ciddi şekilde arttırılmasını istiyoruz. Ki ülkemizde tüketicilerimizin daha sağlıklı gıda üretmeleri için, yemeleri için, daha ucuz yemeleri için bizim üretmemiz gerektiğini düşünüyorum. Dediğiniz gibi üretim olmazsa hayatın devam etmesi de tabii ki mümkün değil. Çünkü nereden bulacağız o gıdayı? Sonrasında da haliyle ithalata bağımlı duruma geliyoruz. Bu da hiç istemediğimiz bir tablo. Şöyle bir örnek vereyim. Buyurun. Geçtiğimiz yıllarda Aksaray'da sarımsak tarlada kaldı. Sarımsak. Evet. Şu anda 40-50 lira marketlerde. Evet. Biz İstanbul'da 60-70 liraya alıyoruz. Doğru. Kilosunu. Yani bizim buralarda 40-50 lira. Yani demek ki üretim olmazsa ne yapıyormuşuz? 1 liralık şeyi 100 liraya yiyormuşuz. Evet. Onun için üreticiye ben destek çıkılması gerektiğini düşünüyorum. Dediğiniz çok doğru. Hiç vakit kaybetmeden hem de inşallah yetkililer bu konunun hassasiyetinin farkına varırlar da vakit kaybetmeden gerekli adımları atarlar Emin Bey. Temennimiz bu yönde. Çok teşekkür ediyorum Emin Bey size de konuya göstermiş olduğunuz hassasiyetten ötürü de ayrıca. Ben de size, ekibinize, bizi izleyen çiftçilerimize, üreticilerimize teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Selamlar olsun Aksaray'a da. Evet.